Gözlerinde önce şaşkınlık, sonra da mutlulukla karşılanmıştı. Yıllardır herkesin beklediği an gelmişti. Mustafa tek başına dükkanın başına geçecek, annem de babamla beraber gezip tozacaktı. Babamın emekliliği ailemizin mutluluğuna mutluluk katacaktı. Olaylar Mustafa açısından beklendiği gibi gelişti. Artık atölyede ona karışan neden olmadığı için her sabah şarkılar söyleyerek gidiyordu işe. Yüzüne kendine güvenen bir insanın ifadesi gelmişti. Ama annem ve bizim için babamın emekliliği hiç de öyle tahmin ettiğimiz gibi olmadı. Uzun yıllar çalışmaya alışmış bir adamın bir anda işi bırakıp evde oturması öyle kolay bir iş değildi. Çok sıkıldı babam. Ne yapacağını bilemedi. Evin içinde gitti geldi. Bizim ne konuştuğumuzu merak etti. Kadın sohbetlerine katıldı. Evde hiç arızalı bir şey olmadığı halde tamiratlara başladı. Yani babamın emeklilikteki ilk günü öyle anlatılır gibi değildi. Evde tam bir şaşkınlık yaşandı. Şaşkınlığımızın nedeni sadece babam değildi. Bir de ablam ve onun arkasındaki büyük güç eniştem çıktı ortaya. Babamın emekliliği hiçbirimizin beklemediği bir noktaya doğru sürüklemeye başlamıştı ailemizi. Ne var enişte? Yaklaş biraz. Yaklaş oğlum, yerin kulağı vardır. Ne oldu ki enişte? Şimdi sizin dükkanda işler kötü değil mi? Evet. O zaman yapacak şey belli. Ne? Satacağız dükkanı. Ne? Şşş! Yavaş ol biraz. Dükkanı satacağız. Aldığımız parayla da en kıyak yerde bir lokanta açacağız. Sahi mi söylüyorsun? Tabii ya. Her şeyi ayarladım ben. Sen o işi bana bırak. Dükkanı sattık mıydı tamamdır. Kime satacağız? Ben ayarladım dedim ya. Sen bana bırak. Dükkanı satıyoruz. Babam emekliliğe alışmaya başlamış gibi gözüküyordu. Babam alışmıştı ama annemin alışması mümkün gözükmüyordu. Ne yapıyorum? Vallahi anne bir şeyler yapıyor ama ben de pek anlamadım. Modern bir şey yapıyor herhalde. Anne, sakın babam Salvador Dali falan olmasın. Aa, yok yok, istemem. Ay vallahi istemem, çekilecek dert değil. Gitsin, nereye isterse gitsin. Anne, daha ilk günler bunlar, alışacaktır, biraz zaman tanı adama. O alışır, alışır alışmasına da ben alışamayacağım çocuğum. Ay bak adam ayol, buraya yeni bir tezgah kurdu. Tornacılığı bıraktı, marangozluğa başladı. Aa, kızlar gidin bakın bir şey yaptı o orada.
O çalıştığı yere git kızım. Bir şey koyun, çalıştığı yere bir örtü serin. Ay elektrik süpürgesini çalıştırın. Ay bu adamla ben ne yapacağım? Mahvetti evimi. Mustafa ile Hasan'ın mutluluğu ise çok kısa sürdü. Atölye onlara kaldı diye sevinirlerken başlarına babamdan çok daha beter bir patron gelmişti. Hasan! Alo, Hasan dedim. Efendim Kadir abi. Hadi koş bana bir çay kap gel. Hadi, hadi! Abi nereden çıktı bu adam ya? Ya sen boş ver, bir çay al gel. Ama sinir oluyorum. Tamam sen git, ben konuşurum. Hadi yürü, 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 yürü. Sallanma hadi. Defne! Defne! Geldim baba. Efendim? Kızım, sen bugün okula gitmiyor musun? Okula mı? Evet, okula. Birazdan gideceğim babacığım. Bugün biraz dersim geç başlıyor da. Ha, iyi. Ne diyor? Niye okula gitmiyorsun diyor. Ha? Çok güzel diyor. Hadi bakalım ver cevabını şimdi, ne diyeceksin? Bugün tatil desen. Canım niye tatil olsun şimdi durup dururken? Dersim geç dedim. O zaman mecbur gideceksin. Ya nereye gideceğim? Dershane yok ki bugün. Ama nereye gidersen git. Zaten bütün gün sokaklardasın. Ay anne her gün ne diyeceğiz babama ya? Baksana jandarma gibi duruyor orada. Evde de oturamayacağız vallahi. Adam kendi evinde oturamayacak mı ya? Oturamayacak. Allah Allah. Oturmasın. Ay, bu adam kendi evini bile mahveder kızım. Buna mutlaka bir meşgale bulmalıyız. Doğru vallahi. İpek! İpek! Ay git bak şuna İpek Allah aşkına. Tamam anne. Aa, bunun derdi bitmiyor canım. Ay vallahi içime sıkıntılar bastı. Salonun durumu berbat değil mi? Ha? Yok anne ya. O kadar da kötü değil. Ay. Yani işte oynama, üstünü başını pisleteceğim. Buyurun efendim, çayınız. Hadi geç üstü tezgahın başına. Hadi sallanma, topla oraları. Hadi. Yani işte, söyle kayınço. Bizim Hasan var ya. Hı? Selamun aleyküm gençler. O aleyküm selam. Hoş geldin Hüseyin abi. Hoş bulduk. Nasılsın Mustafa? Sağ ol Hüseyin abi, idare ediyoruz. Nasıl gidiyor? Babanı arıyor musun? Yok abi, aratmıyorum. Göz kulak oluyorum çocuklara. Ne de olsa iş dünyasında bunca yıllık deneyimim var. Şu son günlerde çocukları yalnız bırakmıyorum. Yardımcı oluyorum onlara. İyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun tabii. Anladın mı? Nasıl bir şey istiyorsun baba ya? Kızım tepsi gibi bir şey ya, şunu koyacağım. Tamam. İpek. Annene sor bakalım, bu bitmek üzere. Evde tamir edilecek bir şey var mı? Tamam baba, tamam. Düz bir şey istiyor, şöyle tepsi falan gibi. Mahvetmiş değil mi salonu? Yerler falan harap olmuştur toz içinde. Ya anne sen de gidip kendin baksana, niye burada duruyorsun? Haber muhabir gibi yaptın bizi. Evet sayın seyirciler, şu anda Mehmet Bey yeri bir tane vida düşürdü. Kikirdeyip durmayın Allah aşkına, zaten canım sıkkın. Ay ben gidip bakamam içerilere, vallahi bakamam. Mahvetmiştir şimdi halıyı. Anne, babam bir de evde tamir edilecek bir şey var mı diye soruyor. Ne? Ay yok! Ama yok değil, yok! Olsa da yok değil. Yok! Hiç tamir edilecek bir şey yok canım. Her şey top gibi maşallah. Ay mahveder o, her şeyi mahveder. Neyse ben hazırlanıp çıkayım artık. Ver tepsiyi ben götürürüm. Al bakalım. Babacığım bu olur mu? Olur kızım, olur. Hoş geldiniz sevinç teyze. Nasılsın? İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Hoş geldin Sevinç Hanım. Ah, kolay gelsin Mehmet Bey. Ne o? Öyle mühim bir şey değil. Eve süs eşyası yapıyorum. Hani salon güzelleşsin biraz. Oh ne güzel. Şükran nerede? Mutfakta Sevinç teyzeciğim. Oho, bana kız yemek derdine. Hoş geldin. Hoş bulduk güzel kızım. Hoş geldin canım, kusura bakma. Kalkamadım, geç otur. Şükrancım olsun. Nasılsın? Ay hiç iyi değilim. Yani ölüyorum, boğuluyorum, sıkıntılar basıyor. Aa, ne var yok? İşte adam kendini oyalıyor. Oyalıyor da ben boğuluyorum şekerim. Aman Şükran. İpek, bize kahve yap canım. Tamam anne.
Anne, babam o yaptığını salona koyacakmış. Neyi? Hani elinde tahtadan bir şey var ya onu. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ayol deli mi bu adam? Koyar mıyım ben onu salona? O abuk subuk acayip şeyi. Çay verin bana. Çaysız da duramaz. Sanki burası kahvehane. Hadi kızım hadi. Biriniz yatakları toplayın, biriniz de babanıza çay demleyin. Hadi. Anneciğim ben dershaneye gideceğim. Hadi oradan tembel teneke. İş oldu mu profesör kesiliyor. Git içeride yatakları topla, işini bitir öyle git. Hadi. Of ya, nefret ediyorum şu yatak toplamaktan. İpe sen de gel benimle. Dur, kahve yapıyorum. Tembel bu, tembel. Görüyorsun değil mi? Bir yatak topla dedim, ablasını da çağırıyor. Neyse, hadi size hayırlı işler. Ben de dükkana gideyim bari. Yapılacak bir iki parça iş var da. Eyvallah, hayırlı işler Hüseyin abi. Görüşürüz Mustafa. Görüşürüz Hüseyin abi. Ya enişte. Efendim kayınço. Hasan, hadi bana bir çay kap gel bakayım. Hadi, hadi. Abi sabahtan beri kaç tane çay içti ya? Ya boş ver oğlum, sen git kap bir tane daha. Bak enişte, beni dinle. Asıl sen beni dinle kayınço. Müşteri buldum. Satıyoruz dükkanı. Satıyor muyuz? Evet. Adamlar peşin 50.000 dolar veriyor. 50.000 dolar mı? Çok iyi para be enişte. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ne sandın enişteni? İyi de babama ne diyeceğiz? Oğlum baban emekli olmadı mı? Karışmasın artık bu işlere. Hem sonra lokantayı görünce anında geçer öfkesi. Helal olsun size der. Bağışlar bizi. Sonra biz de hepimiz köşe oluruz. Çocuk bugün buraya tamirci olarak gelecek, unutma. Hangi çocuk? Aa, hangi çocuk olacak ayol? İpek'e damat adayı. Kısmet, kısmet. Aa, tamam tamam, gelsin. Başka türlü benimki tanışmaz zaten. Gelsin, tamirciyim diye girsin eve. Ondan sonra karşılaşsınlar, tanışsınlar. Mehmet Bey'i ne yapacağız? Ha, onu... Onu bir yolunu bulup bir yerlere yollayacağız. Kahveye falan göndeririz. Evde oturtacak halimiz yok ya adamı. Kayınço, birazdan adamlar gelecek. Ama sen burada olmayacaksın. Canım bir sor bakalım, niye olmayacaksın? Niye? Sordun yani. Sordum. Şey, sen burada olursan fiyat düşer. Tabii ya, ben adamlara diyeceğim ki... ...bizim kayınço bu fiyattan aşağısını asla kabul etmez. Şimdi senin yüzün yumuşak, sen burada olursan fiyat... ...ben o yüzden şey yaptım. Doğru söylüyorsun enişteye. Tabii oğlum, biz bu işin ort prof duru olmuşuz, sen daha doçsun. Onlar ne enişte? Ben ordinal üst profesör doktor olmuşum, sen daha doçentsin. Buyur Kadir abi, çayın. Hasan efendi, Hasan efendi. Şu aletleri falan bir topla, ortalığı sil süpür. Hadi, hadi. Seninle bir bacanak olalım da ondan sonra görüşürüz. Bay Yürüyen Duble. Ailesi nasıl çocuğu? Ay çocuk pırlanta ayol, pırlanta. Ailesinin kafasına vur, lokmasına. Ay hayırlı olur inşallah ya Rabbim ha. Şükran, gel bitti. Ne bitti? Sanki bebek tuvaletten annesine bağırıyor. Anne bitti. Gel gel söyle, nereye koyacağız bunu? Hadi gel. Bu bizi oturtturmaz yoksa, hadi kalk. Kalk, kalk. Hadi gidip bakalım şuna. Gel canım, gel. Nasıl olmuş? Aa, çok çok güzel. Ay, ne bu böyle? Hiçbir şeye benzemiyor. Bunun için miydi bütün gürültü? Nereye koyalım? Nereye mi? Ay, kömürlüğe. Evet. Nereye koyalım? Ha? Ha. Bak. Burası iyi mi burası? Ha? Ya, olmaz. Orası...
orası olmaz. Hayatım, orası olur mu? Ben ona çok güzel bir yer buldum. Bunu götürüyoruz şimdi, Mustafa'nın odasına koyuyoruz. Oh, getir, getir, getir buraya ya. Ben verir miyim hayvanımı Mustafa'ya? Şimdi şöyle evin en güzel yerine koyalım ki herkes görsün. Tabii. Ben ona çok güzel bir yer buldum. Ver baksana, göstereyim ben ona. Bak. Beğenmezsem... Aa, yok yok. Bak, bak buraya ne kadar yakıştı, görüyor musun? Sana bir tane çam ormanına, iki tane de şamdan. Ay, böyle güzel bir şey görmedim. Ne kadar yakıştı. Ya oradan hiç gözükmüyor ki Şükran. Duvarın arkasında kalıyor yani. Aşk olsun. Dur, dur oradan bakayım ben, bakayım. Dur. Bak. Aa! Ne kadar güzel gözüküyor. Tam yerini buldu. Değil mi Sevinç? Vallahi doğru. Arasan ondan güzel yer bulamazsın. Sevinç. Yakından baksana ne kadar güzel oldu. Ben ona bir yakından bakayım. Ay, hakikaten çok güzel olmuş. Allah size zihin açıklığı versin Mehmet Bey. Siz artık yakında bir de sergi açarsınız. Kayınço, hadi artık siz yemeğe gidin. Anlarsın ya. Hadi Hasan, artık biz yemeğe gidelim. Abi saat daha erken değil mi? Yok yok, değil. Acıktım ben, hadi gidelim. Aman. Ben biraz çıkıyorum. Güzel, çık canım. Çık güzel. Hadi kahveye git sen. Yok yok, kahveye falan gitmiyorum. Hemen döneceğim. Hemen döneceğim mi? Niye dönüyorsun canım? Git dolaş, hava güzel. Ya karışma sen ya, Allah Allah. Döneceğim, işim gücüm var. Hemen dönerim ben. Abla. Hı? Sence bunlar ne iş çeviriyorlar? Kimler? Annemle Sevinç teyze canım. Onların bana koca bulmaktan başka ne işi olabilir ki? Ay, ne kadar şanslısın. İnşallah benim için de böyle çalışırlar. Ama benim için boşuna çalışıyorlar. Hiçbir şekilde onların bulduğu kişiyle evlenemem. Tanıştıramazlar bile. Kesinlikle tanışmam. Ay, hadi artık arayalım da gelsin bu çocuk. Sevinç, nereye geliyor bu çocuk? Evin halini görmüyor musun? Mahvetmiş adam evi. Ne anlar o temizlikten? Allah Allah, çağıralım da gelsin. Hem sonra evi almaya gelmiyor ki, kızı almaya geliyor. Ayol Sevinç, böyle pasaklı dağınık evin kızını kim ne yapsın? Alo, evladım. Bak şimdi, sen şimdi üstünü başını güzel giy, eline de bir tane... 100.000 dolardan aşağı kurtarmıyor. Çok değil mi Kadir Bey? Yok, bence değil. Baksanıza, bunca makine, alet, edevat, takım taklavat. Ha? Sonra sitenin en güzel yerinde, manzarası bile var. Şimdi şuradan şöyle yükselip hafif de kafanızı eğdiniz mi denizi bile görüyorsunuz. Bizim için çok para bu. Ödeyemeyiz. Siz bilirsiniz. Ben sırf size söz verdim diye beklettim. Allah sizi inandırsın, dün bir adam geldi. Çıkardı 110.000 doları, tık önüme koydu. Ben olmaz dedim. Bir sorun bakalım, niye olmaz dedim. Niye? Niye? Olmaz dedim. Çünkü size söz verdim diye dedim. Anne, ben çıkıyorum. Bir dershaneye kadar gidip geleyim bari. İyi çocuğum, hadi çık çık, ayak altında dolaşma, çık. Aman, iyi, tamam tamam. Gidiyorum. Zaten senin bir tane sevgili kızın var. Görüşürüz Sevinç teyze. Güle güle. Bakalım bunu kim alacak? Biz İpek'i bile veremedikten sonra bu kesin evde kalır. İpek? Efendim? Kızım, ne senin üstün başın böyle ha? Anne, ne var üstümde başımda? Allah Allah! Döküntü! Üstün başın döküntü! Derli toplu bir şeyler giysene üstüne çocuğum! Değil mi Allah aşkına Sevinç? Doğru valla! Ya! Gördün? İşte buyurun! Hadi, hadi git üstüne doğru düz bir şeyler! Anne, niye giyineyim ki? Temizlik yapıyoruz! Olmaz! Olmaz kızım! Artık bu evde böyle dolaşamayız! Çünkü biliyorsun babamız emekli oldu. Her an eve bir dolu arkadaşıyla birlikte gelebilir. Salonda otururlar, tavla oynarlar, okey oynarlar. Tabii canım. Ya, hadi bakalım git üstüne doğru düz bir şeyler giy. Anne, bu söylediğin şey çok saçma. Allah Allah, saçmaymış. Hadi yürü bakayım. Sen çok bilme her şeyi. Saçmaymış. Ben ne diyorsam onu yap sen. Şekerim,
Görüyorsun değil mi şu kızı? Vallahi bak buraya yazıyorum, bunu kimse almaz. Alan olur, alan olur. Hallederiz, hadi bakalım. 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90, 95, 90. Hadi Şükran, ne kadar ağır kanlısın. Çocuk şimdi gelecek. Sen de iki ayağımı bir pabuca soktun. Doğru dürüst silemedim yerleri. Hadi, hadi, acele et, hadi. 91, 94, 92, 93, 92 buçuk. 93, 92 buçuk, 93, 92 buçuk, 93, 92 buçuk, 93. Hadi Şükran çabuk. Ay dur dur, elimi ayağımı dolaştırma Allah aşkına. Ay tamam hadi. Ay, ay, ay. Çok ol, çok ol. Geldik, geldik. Mehmet! Ne var Şükran? Ya neden bu kadar şaşırıyorsun ki? Gören de askerden dönüyorum zannedecek. Onlar ne Mehmet? Çiçek toprakları. Çiçekçi Bayise'den aldım. Bu mevsimde değiştirmek gerekiyormuş çiçeklerin topraklarını. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Çiçeklerin topraklarını değiştireceğiz. Nerede değiştireceksin? Burada. Sen şaşırdın galiba Mehmet. Ben elimde böyle bir şeye izin vermem. Ya ne var bunda? Ne var bunda diyor. Bana bak. Ben ölmeden bu işi burada yapamazsın. Ben ölünce istediğin çiçeği dik. Zaten tutmaz ki. Dışarıda yapmak lazım. Tabii tutmaz. Bahçede yapmak lazım. Öyle mi? Ya tabii tabii. Güneş ışığı lazım. Tamam o zaman. Hadi indirin çiçekleri bana aşağıya. Biz indiririz. Sen merak etme. Sen al topraklarını in aşağı canım. Tamam. Biz hemen getiririz. Oyalanmayın ha. Bekliyorum aşağıda. Gel gel. Yardım et şu çiçeği alalım. Ay vallahi seni şu kızını evlendireceğiz diye düştüğümüz şu durumlara bak. Bahçıvan olduk vallahi. Fena mı bak? Sevap işlemiş oluyorsun. Sen bunu al şimdi. Ben de gideyim balkondakileri getireyim. Tamam hadi. Yapmayın Kadir Bey. 92.500 dolar iyi paradır. Öyle demeyeyim. Öyle demeyeyim. Benim bu dükkanda çocukluğum, gençliğim geçti. Her köşesinde anılarım, emeğim var. Vallahi çok ucuza gitti. İyidir, iyidir. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ne yapalım? Vatana millete hayırlı olsun. Buyurun, burada tam 5.000 dolar var. Kalanını da noter işlemleri bitince veririz. 5.000 dolar kapara mı olur? Bu en azından bir 10.000 dolar olsun. Bu para benim için çok küçük. Ay, Allah sana kolaylık versin. İşin çok zor Şükran. Neden o? Ay, sen benim hakkımı nasıl ödeyeceksin? Öde bitmez vallahi. Bu çeneni dinliyorum ya, işte ödeştik sayılır. Ben sana fırlanta gibi dal. Aa, İpek! Ya İpek! Bunlar kesin bir şeyler karıştırıyorlar yine. Sen tezgahı temizle, tamam. Ne oldu enişte? Tamamdır kayınço. Ama 42.500 dolara düşmek zorunda kaldım. Yapma ya. Yaptım. Ama sor bakalım niye yaptım. Çünkü adamların parası yok. Peki sence iyi mi 42.500 dolar bu dükkan için? Sen ne diyorsun kayınço? Dolar. Hem de bu devirde. Kaçırmamamız lazım, süper para. Babamı nasıl ikna edeceğiz? Vallahi orasını da sen düşün artık. Her şeyi ben yapacak değilim ya. Nasıl söyleyeceğiz ki? Kayınço, baban emekli olmadı. Evet. Bütün dükkanı senin üstüne. Aynı gün satarız, olur biter. Ya kızarsa? Anlamaz bile. Bir imzalık işi var. Hadi ver şu dükkanın evraklarını bana. Veremem ki, evde. Hayda. O zaman git al gel. Noter işlemlerini başlatmamız lazım. Ya ama daha babama söylemedik. Tamam, onu hallederiz. Merak etme. Hadi sen git evrakları al gel. Tamam. Çaylarınız geldi. Ah canım, canım güzel gelinim, hamarat gelinim.
Ah canım. Sağ teşekkür ol. Ederim canım. Teşekkür ben ederim. Şeker almıyorum. Şeker... Yok. Hayır ben de almıyorum canım. Ay Mustafa da tutturdu yılbaşında ille Viyana'ya gidelim diye. Gerçi ben oraya çok gittim. Hatta muhitim bile var ama bilmem ki. Gidelim. Yani çocuğu kırmayalım. Ah canım oğlum benim. Aa, ne kadar hassas bir oğlum var bilsen. Ay canım senin oğlunsa benim de damadım. Aa, lütfen o her şeyden önce benim kocam. Oğlum. Damadım. Kocam. Merhabalar. Ay. Nasılsınız annelerim? Canım oğlum benim. Canım aslan oğlum. Ay benim kocacığım. Canım. Ay. Hoş geldin bir tanem. Gel canım. Gel. Gel minik kuşum gel. siz pasaportlarınızı hazırlamadınız mı? Ah canım. Biz gelmeyelim. Siz karı koca gidin ha? Ah, evet evet biz gelmeyelim. Siz baş başa girin yeni yıla. Hayatta olmaz. Hep beraber gideceğiz. Özel uçak kaldırıyorum. Hem bizim restoranlardan birini de kapadım. Ah canım, canım. Ay, ay ay bak bizim için neler yapıyor. Hiç önemli değil canım. Canım kocam, Mustafa'm, canım, canım. Mustafa, alo. Ne oldu? Oğlum hadi bir tane gel şu evrakları. Tamam hemen giyinip gidiyorum. Allah Allah. Nerede kaldı bu? Ne bileyim ben. Ay. Ah. Geldi. Tamirci geldi. Ayol tamirci olur mu? Damat ayol damat. Kısmet kısmet. Duyacak şimdi. Yürü yürü. Yürü aç. Bu sefer de Pelin. Ne oldu sana kızım? Bir şey olmadı, gözüme bir şey kaçtı. Kızlar burada mı? İpek mutfakta. İpek. Pelin, ne oldu? Ay sinirlerim geç, çok geç, bozuldu. Geç, 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 otur. Bir şey mi oldu? Alper'le kavga ettik. Ay Allah, ciddi bir kavga mı? Evet, el kaldırdı bana. Ay inanamıyorum. Evet. Geldi, geldi. Yürü koş, koş, aç, koş. Aç kapıyı çabuk. Aa, Mustafa'ymış. Merhaba. Çocuğum ne işin var bu saatte senin evde? Ya şu muhasebe kayıtlarını alacağım da hemen döneceğim anne. Tamam çocuğum, tamam. Oraları dağıtmadan al ne alacaksan. Sevinç. Nerede kaldı bu çocuk ayol? Ay ne bileyim ben. O da mı süsleniyor ne? Süslensin ayol. Çocuk kız görmeye geliyor. O kadar çok şaşırdım ki hiç beklemiyordum ondan böyle bir şey. Beni sevdiğini de söylüyordu. Sana el kaldırdığına inanamıyorum Pelin. Kim? Önemli değil Mustafa. Pelin'in erkek arkadaşı. Canım. Vay alçak. El kaldırdı ha? Ben onu bir elime geçirirsem var ya. Ya çocuk buradayken Mehmet Bey gelirse? Ne yaparız Şükran? Ay ne yaparız? O zaman yandık işte. Ne deriz ki? Ne mi diyeceğiz? Buldum. Pelin'in erkek arkadaşı diyeceğiz. Ey büyük Allah'ım şu Pelin'in erkek arkadaşını bir karşıma çıkar ne olursun. üzülme Pelin. İyi günler. Görüşürüz Mustafa. Ben gidiyorum anne. Aa, gidiyor musun çocuğum? Ayol ne çabuk. Allah Allah. Hadi güle güle oğlum. Bir geldi bir gidiyor. Aa, benim bebeğim. Aa, gidiyorum. Anne, al, anne al, yapma al. Ya. Allah Allah. Allah Allah. Bu çocuk da hiç sevdirmez kendini biliyor musun? Soğuk babasından çekmiş. Bana bak Sevinç. Ben gideyim de şu kıza bir bakayım. Ayol üstü başı ne alemde? Git bak git bak. Çeki düzen ver biraz. Hadi hadi. İpek. Efendim anne. Gel bakayım şöyle sen. Ne gel, oldu gel. Anne? Neden? Gel bakayım. Sen üstün başın doğru dürüst mü diye bakıyorum. Ha. Şöyle bir tertiple kendini çocuğum. Ne bu böyle? Aa, anne. Ha. Ya anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir genç kızın her zaman derli toplu olması gerek. Anne sizinle bir işler karıştırıyorsunuz galiba. Sen annene ne biçim konuşuyorsun öyle? Düzelt şu üstünü başını.
Neyse, senin de kafanı şişirdim İpek. Ben kalkayım, sonra gelirim. Üzme kendini Pelin'cim. Gel, sonra konuşuruz, olur mu? Üzülme. Git kızım, git. Çocuk hedefini şaşırmasın. Hasan Efendi, Hasan Efendi. Lale devri bitti. Artık ben varım. Ondan sonra uyuşukluk yok, çalışmak var. He? Çek de ben içeri. Döşüleri gülmet geri. Ben ne yaptım ya? Hadi, hadi. Cevap ver babana. Beyfeder çok şımartmış sizi. Ama artık karşınızda benim gibi işten anlayan biri var. Ben ort prof esnafım oğlum. Hayır, sen yürüyen dublesin. Evrakları getirdim enişte. Ver bakalım dükkan kimin üzerindeymiş. Ben sana soracağım yürüyen duble bacanak. Hasan'cığım, biliyorsun eniştem çok zor durumda. Çocuğu da var. Ceren için, ablam için, ha? Ona bir iş ayarlasan. Vallahi bilmem ki. Hadi Hasan'cığım, kırma beni. Bak, çok zor durumdalar, ha? Anneciğim. Peki, yarın benim personel müdürüyle görüşsün. Canım, tontonum. Sen yüce bir insansın. Ver ellerini öpeyim, o mübarek ellerini öpeyim. Sağ ol Hasan. Kayıt be, bir de pederin imzasını aldık, her şey tamamdır. Alalım da nasıl alalım? Ya bence açık konuşmak lazım. Canım, o işi de sen hallet. Her şeyi ben mi yapacağım? Gel. Çok iyi. Gelmiş. Aç kapıyı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Nasıl ama? Pırlanta gibi çocuk. Evet, çok hoş. İpek. Efendim anne. Canım kızım benim. Bak, tamirci geldi. Ya. Ne bozuldu anne? Ne bozuldu kızım? Aa! Ocak bozuldu, mutfaktaki ocak bozuldu. Hayır, ben biraz önce açtım, çalışıyordu. Çalışıyor muydu? Evet. Saçmalayıp durma. Annen bozuldu diyorsa bozulmuştur. Yalan söyleyecek halim yok herhalde. Al tamirciyi götür, tamir etsin. Hadi. Merhaba, benim adım Kenan. Ben de İpek. Bana değil, ocağa bakacaksınız. Ocak mı? Evet, ocak. O ocak. En çok hangi şarkıcıyı seviyorsunuz? Neden sordunuz? Bilince daha mı güzel yanacak ocağımız? Hayır, yani ben sizi daha iyi şey etmek için, yani tanımak için. Beni değil, ocağı tanıyın. Tanıştırayım, ocağımız. Eğer annem ve Sevinç teyze bir şeyler karıştırmıyorlarsa bana da İpek demesinler. Anne, siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyoruz.
Allah Allah, şey yapıyoruz biz. Ne yapıyoruz biz? Şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sana ne? Ne yapıyorsak yapıyoruz. Sana hesap mı vereceğiz? Aa, Allah Allah. Ya senin burada ne işin var? Git tamirciye göz kulak ol. Neredeyse ocak patlayacak. Hadi. Allah Allah. Görüyor musun değil mi? Bu katiyen evlenemez. Başıma kaldı bu benim. Şimdi her şey anlaşıldı. Zaten bunların ikisinin bir araya gelmesinden belliydi. Ateşle barut yan yana durur mu? Hemen evlendirirler. Ocaklara çok iyi bakmak lazım. Çünkü çok tehlikelidirler. Vallahi benim abimin tehlikesi yanında onunki hiç kalır. Abiniz mi? Evet. Eski boks şampiyonu. Sahi mi? Evet. Aslında çok iyi biridir. Ama sinirlerine hakim olamıyor. Çok tehlikeli. Özellikle de bana karşı. Size de mi vuruyor? Ay yok, bana pek vurmaz. Daha çok bana ilgi gösterenlere vuruyor. O yüzden hiç erkek arkadaşım olmadı benim. Ya. Keşke bir bakım da ona yapsaydınız. O da tehlikesiz biri olsaydı. Kaç kişiyi sakat bıraktı. Ocağınızın bakımı bitti. Çok çok güzel çalışıyor. Artık ben gideyim. Hadi iyi günler. İyi günler. Efendim iyi günler. İyi günler. Aa, ne demek o? Kalktınız mı yani? Olur mu canım, biraz oturun. Tabii ya, yeni geldiniz. Yok efendim, benim hemen çıkmam lazım. Al işte bak. Ne güzel oldu çiçeğiniz. Mis gibi de toprak koydum vallahi. Bu kim? Kim? Ben Tanrıcık lan değil canım, nereden çıktı o? Pelin'in erkek arkadaşı. Tabii doğru ya. Ya. Nasıl? Ne nasıl? Ne nasıl? Ne? Yani deli edersin adamı sen, nasıl? Basbayağı. Yani erkek arkadaşı. Yani bildiğimiz erkek. Ya bu çocuğun hiç kız arkadaşı yok mu? Hep erkeklerle mi oynuyor bu çocuk? Karışma sen Mehmet. Hayır, niye karışmıyorum? Adam bizim evde oturuyor. Mehmet. Şimdi bu çocuklar bizim evimize çay içmeye geldiler. Pelin de buradaydı biraz önce fakat acil bir işi çıktı gitti ama yine gelecek. Ben zaten çıkıyordum. Hadi iyi günler. Merhaba. Aha, şimdi yandım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne, bu kim? Bizim Pelin'in erkek arkadaşı. Ne? Pelin'in erkek arkadaşı mı? Efendim iyi günler, bana müsaade. Demek Pelin'e vuran sensin. Ha siz gülün gülün siz. Başka bir işe yaramazsınız zaten. Fikir değil. Evde kalmaya gelmişsiniz dünyaya siz. Kalacaksınız başıma. Sus. Gülüyor bir de. Sanki senin onlardan farkın var. Hemen saldırmak mı lazımdı çocuğa? Al ye şunu. Ya ne bileyim anne ya, Pelin'in arkadaşı diyorsunuz, adam ne çıkıyor? Sus hadi sus! Gül gibi çocuk elden gitti. Bu masayı toplayamadınız Vela. Şükra, çok yemişim herhalde ya, şiştim. Aa olsun canım, afiyet olsun, iyi ki yemişsin. Al şu elmayı ye, bastırır. Baba ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin? Çocuğu neden dövdüğünü söyleyeceksen hiç söyleme. Ben o işten bir şey anlamadım zaten. Çocuk niye buradaydı, neden dayak yedi? Çocuk buradaysa, Pelin'in arkadaşıysa Pelin niye burada yok? Yani... Baba. Aman aman, siz yine en iyisi bana hiçbir şey söylemeyin. Ben bunu en son bile duymayayım. Ya hayır baba, benim söyleyeceklerim dükkanla ilgili. Ne olmuş dükkana? İki günde batırdınız mı yoksa? Ya hayır baba, bugün eniştemle... Ben açarım. Aa, hoş geldin. Merhaba. İyi akşamlar millet. İyi akşamlar.
Öpeyim babacığım. Anneciğim öpeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kayınço. Merhaba, söyledin mi? Tam söyleyecektim, siz geldiniz. Öyle mi? Kızlar, yüzüğüm nasıl? Defne, bakın şuna bak. Aa, çok güzel. Şuna bak. Ay, harika. Aa, nereden çıktı o yüzük kızım? Kadir aldı anne. Nasıl, beğendin mi? Canım. güzel, güzel. Bu işin içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Benim kocam bir tanedir. Benim karıma az bile. Canım, geç hayat. Canım. Otur şöyle. Bir tane de otomatik vitesli araba alacağım. Klimalı. Nereden buldu bu adam bu parayı? 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 Şimdi hepsi parayı nereden bulduğumu merak ediyordur. İşler iyi galiba damat, he? İyi babacığım. Bu aralar nakit likiditem gayet iyi. He, bir de kooperatife giriyoruz. Karımın bir yazlığı olsun istedim. Onun üstüne yaptıracağım. Kooperatifi karına diye alırsan anca çocuğun oturur. Hoş, o da şüpheli ya. Bitmez onlar, bitmez. Ya anne gelsene, bir şey diyeceğim. Ne? Ya çok önemli, gel. Ay, dur şu kapıya bakayım. Aa, İyi akşamlar. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun geçin. Buyurun. Hayırlı olsun, duyduk çok sevindik. Aa, neyi? Aa, vallahi Mehmet Usta bu emeklilik işini bu kadar abartacağını bilmiyordum doğrusu. Ya ne yapmışım, altı üstü çiçeklerin toprağını değiştirdim, hepsi bu. Bir de evi batırdı, oymacılık yaptı, değil mi? Hadi hadi, bilmezden gelme. Bugün yönetime iki kişi başvurdu. Bizim siteden yeni bir dükkan almışlar. Kimin dükkanını almışlar? Yani sen de tam artist olacak adammışsın. Senin dükkanı almışlar. Satmışsın dükkanı. Ne? Kutlamıyor muyuz bunu? Tam emeklilik yani. Satmış mıyım? Ne demek oluyor bu? Nereden çıktı bütün bunlar? Oğlum doğru mu bu? Ya baba, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın be? Neyi açıklayacak? Baba, baba, baba sakin ol. Mehmet kendine gel. Demek bu kadar meraklıydınız dükkanı satmaya. Bekleyemediniz mi mezara girmemi? Sakin ol canım. Bir yanlış anlaşma vardır. Nasıl olur? Sana danışmadan dükkanını satabilirler. Aa, Şükran doğru söylüyor. Olur mu öyle şey Mehmet Bey? Evet baba, olur mu hiç öyle şey? Biz sadece görüştük. Evet görüştük ya, bir görüşme var. Ama ben kayınpederime sormadan olmaz dedim, yani yapamayız dedim. Bu akşam da zaten buraya onu şey yapalım, için geldim. Sana sormadan olur mu baba zaten? İyi ama o zaman adamlar neden 92.500 doları aldık diyorlar? 92.500 mü? Hayır baba, yalan, yok öyle bir şey. 42.500 verdiler, biz de gelip sana soracaktık. Değil mi? Adamlar iş bitti diyorlar oğlum. 10.000 dolar da kapora vermişler. Kapora mı? Aa, yok öyle bir şey. Hayır, kesinlikle yok böyle bir şey. Kesinlikle. Sinan, sen tanıyor musun bu adamları? Evet, cep telefonları bile var bende. Tamam o zaman. Şunları bir arayalım da neymiş şu işin astarı öğrenelim bakalım.
Sinan, geçerken beni de eve bırakın. Aa, kalktın mı sen? Baba, ben adamlara olmaz dedim. Yani 100.000 dolardan aşağı asla olmaz dedim. Benim babam, kayınbabam izin vermez ki dedim. Baba. Hadi canım, Sinan abi. Nereden çıktı şimdi bu dükkanı satma muhabbeti? Ya bir dakika. Enişte hani 42.500'dü? 42.500'dü? Adamların ilk teklifi öyleydi. Ama ben olmaz dedim. 92.500'e çıkardım. Ama sor bakalım niye çıkardım? Niye? Şeyden, dedim ki benim bir kayınço var. Yani o kayınço parçalar adamı dedim yani. Eniştem yine yapmıştı yapacağını. Evde kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. En çok da Mustafa üzülmüştü. Babamın güvenini boşa çıkarmıştı. Ona emanet edilen dükkanı satmaya kalkmıştı. Eniştem ise aldığı kaparoyla ablama bir yüzük almış, gerisini de kumarda kaybetmişti. Ben biraz ders çalışacağım. Senin? Biri özü oğlum. Biri de öz damadım. Ne deseydim adamlara? Onlar beni ilgilendirmez mi deseydim? Ne olacak peki şimdi? 10.000 doları geri vermezsek satmak zorundayız dükkanı. Merak etmeyin, ben öderim parayı. Konuşur mu adamlarla? Ne yaptın parayı? Bazı ödemelerim vardı baba. Ama siz merak etmeyin, ben en yakın zamanda parayı toparlar, adamlara öderim. Sakın merak etmeyin siz. Kadir, senden nefret ediyorum. Ama Hülya, hayat... Sus! Ya ne kadar aptalım ben ya. Baba, bu yüzüğü al lütfen. Ne kadar eder bilmiyorum ama bunu takamam ben. Küçüktüm. Çok küçüktüm. Rahmetli babam her sabah bana süpürttürürdü dükkanı. Gurur duyardım kendimle. Süpürdüğüm zaman işe yarıyor hissederdim kendimi. Yıllar sonra ben geçtim dükkanın başına. Her sabah o süpüren küçük çocuk gibi içim içime sığmayarak gittim oraya. En büyük hayalim de Mustafa'nın işin başına geçmesiydi. Bir gün bütün bunların hepsinin bir fiyatı olacağı aklıma gelmezdi doğrusu. Hatıralarım, çocukluğum, gençliğim, babam 92.500 dolarmış demek. Çok büyük bir darbe yemişti babam. Sanki Özoğlu tarafından ihanete uğramış gibi hissediyordu. Durum çok umutsuzdu. O parayı bulup geri ödemek imkansız gibi gözüküyordu. Dükkan ve hatıralar elimizden uçup gidiyordu. Peki bu 10.000 doları bulamaz mıyız bir yerde? Nereden bulacağız? Az para mı? Kim verir bu devirde o kadar parayı?
Sinan amca buyurun. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sinan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmetciğim, biraz mutfağa geçebilir miyiz? Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Hayırdır? Hayır, hayır. Gel. Geç Mehmet Usta. Otur şöyle. Ve sonuna kadar sözümü kesmeden beni dinle. Ben bu piyasada ne öğrendiysem bana sen öğrettin. Mesleği öğrettim, ustalığı öğrettim. Hadi canım. Ama her şeyden önemlisi dostluğu öğrettim. Çocuklarımız birlikte büyüdü. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Tabii Sinan, sen benim en yakın arkadaşımsın. Al şunu. Sakın hayır deme. Bunu borç olarak veriyorum. Git dükkanını geri al. Olmaz, kabul edemem. Borç dedim sana. Bak, kuruşuna kadar geri isterim, ona göre. Bu kara günlerden nasıl kurtulduğumuzu hiç öğrenemedik. Ne Sinan amca bir şey söyledi, ne de babam. Eski mutlu ve gürültülü günlerimize dönmemizse çok uzun sürmedi. Saat kaç oldu be tembeller? Kalksanıza! Kalkın dedim size! Sütün insanı yorar, gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı.